Efendim merhabalar. Mavera yolculuğa Rasim Özdenören Bey ile devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizi acaba nereden bağlayacağız? Tabii ki en son Rasim Bey'in o tatlı sohbeti, o çok çok önemli kişileri, o çok çok önemli olayları aktarmasında bir durakta durmuştuk. Biraz nefes almıştık bir hafta kadar. Şimdi o nefesten itibaren yeni ve taze bir nefeste yine çok çok önemli ve çok çarpıcı hatıraları ve Rasim Bey'in yorumlarını dinlemeye devam edeceğiz. En son abi galiba Sezai Bey ile tanışmanız, daha sonra nasıl ziyaretlerde bulundunuz, neler konuşurdunuz, yanınızdaki insanlar, arkadaşlarınız kimlerdi? Ve en son olarak da bu çok önemli 4 dergi tecrübesi, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera. Onların genel bir sizin bakışınızı, onlara bakışınızı almıştık. Şimdi isterseniz siz tabii Sezai Karakoç'la bu kadar yakın bir hukuk tesis etmiş durumdaydınız 1960'ların ortasından itibaren. Diriliş'in yayınlanmasında sizin de herhalde yazılarla katkılarınız oldu. Evet. O sıralarda Sezai Bey çağdaşlarından görüştü, istifade ettiği insanlar var mıydı? Necip Fazıl olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat hani diğer akranları, dostları, ahbapları var mıydı? Kimlerle görüşürdü? Şimdi Sezai Bey'in de fakülteye devam ederken, onun fakülte yılları 1950-51'den 1955 yılına kadar 4 veya 5 sene. Veya 5 sene diyorum çünkü bir yılda fakülte son sınıftayken gezmek zorunda kaldı. Gezmek? Evet, yani fakülteye ara vermek demeyeyim de sınıfta kalmak durumuyla karşı karşıya bulundu. Onun da çok ilginç bir sebebi var. İlginç bir. Şimdi bütün bunlar hatırlattıkça benim hatırımda olan envai çeşit anekdotlar var, hatıralar var. Hepsi birbirinden ilgi çekici, güzel şeyler. Ama mesela bu şimdi anlatmalı mıyım, anlatmamalı mıyım? Doğrusu ona karar veremiyorum. Ama Necip Fazıl'la Sezai Karakoç'un ilişkisiyle ilgili çok çarpıcı bir örnektir bu. Dinleyelim isterseniz, evet. Abi, sakıncası yoksa. Benim için bir sakıncası yok. Sezai abiden de işittiğimize göre onun açısından da sakıncası olmaması gerekir. Daha doğrusu niye sakıncası olsun ki? Bu Sezai Karakoç'un üstada ne ölçüde bağlı olduğunun bir kanıtı olan bir anekdot. Şimdi Haziran ayında derslere, sınıf geçme dersleri ve o senede 1953-54 ders yılını, demek ki 1954 yılında olmak gerekiyor. Ama bir yanlışımız varsa düzeltiriz. 1955'te mezun olduğuna göre oradan hareketle çıkartıyorum bu sonucu. Sınavlara girerken Necip Fazıl'dan bir haber geliyor. Sezai acele gel. Sezai Bey Ankara'da. Sezai Bey okuyor. Ankara'da fakülteyi bitirme sınavlarına giriyor. O sınavları da verse mezun olacak. Mezun olacak. Artı yatılı okulu yatılı okuduğu için mecburi hizmeti var. Hemen işe de girip görevine başlayacak. Üstad acele gel deyince sınavları falan bırakıyor. İstanbul'a geliyor. Çat kapı üstadın evine geliyor. Üstad hoş geldin Sezai diyor. Ben diyor Sezai abiden, bundan sonrasını Sezai abiden, gerçi baştan beri Sezai abiden işittiğimiz bir anekdot bu. Ben diyor bir gün bekledim, iki gün bekledim, üç gün, beş gün. Üstad'ın bize yükleyeceği veya vereceği bir niye hizmet çağırdı? Var. Evet, niye çağırdı? Kendisine de diyor, ben Üstad beni niye çağırdın diye de soramıyorum, bekliyorum diyor. Allah. Gidecek yerim de yok. Zaten öğrenci parasıyla, burslu olarak okuyor. Gidecek başka bir yeri de yok. Kaldı ki gidecek yeri olsa bile üstadın emri altında beklemek üzere orada hazır duruyor.
Neticede diyor 15 gün geçti. 15. 16. günde üstad bana dedi ki diyor, Sezai senin okulun başka işin gücün yok mu? Ne geziyorsun buralarda? Ben de diyor mahcubiyetimden üstad beni sen çağırsın diyemedim. Çağırdın diyemedim. Çok enteresan bir yer. Diyor, evet. Ve tekrar onun üzerine üstadım müsaade ederseniz ben Ankara'ya dönüyorum dedim ve o senesi de böylece Allah'ım. Bir seneyi böyle kaybediyor. Bir senesi o sınav yüzünden müthiş. Yanmış oluyor. Müthiş. Evet. Peki bu nasıl gitmiş, Necip Fazıl'la nasıl tanışmış? Siz onu tanıdığınızda sık sık gider miydi? Tabii biz onu tanıdığımızda üstadla çok yakın bir ilişkisi, irtibatı var. Daha Sezai abi 1940'lı yıllarda, ortaokul son sınıftayken Büyük Doğu'nun ilanlarını görüyor. İlan şöyle bir, şöyle bir sloganı var ilan afişinin üzerinde. Büyük Doğu nar-ı beyza halinde çıkıyor pek yakında diye. Bu afişi diyor Sezai abi gördüğümde bayıldım diyor. Bu nar-ı beyza halinde. Üstadı da diyor tanıdığımız için büyük bir öfke ateşiyle çıkacağını ve heyecanla bekliyoruz onun nasıl çıkacağını. Gıyabında ilk tanıyışı, Büyük Doğu'yla tanıyışı, Büyük Doğu'nun bu nar-ı beyza, Büyük Doğu nar-ı beyza halinde çıkıyor. Nar-ı beyza, beyaz ateş, akkor halindeki ateş anlamına geliyor. Bu tabi Sezai Bey'in kendisi de şair olduğu için yaşı daha çok küçük, 13-14 bilemedin, 15 yaşında olsun. 15 yaşında olduğunu zannetmiyorum çünkü okula hem küçük başlıyor hem de 13-14 yaşında azami. 13-14 yaşındaki bir öğrenciyi düşün, bu cümleye çarpılıyor. Ondan sonra İstanbul'a liseyi bitirince ilk işi İstanbul'a gidip Necip Fazıl'ı bulmak oluyor. Buluyor, buluş o buluş. Arkasından 1952 yılında Malatya'da Ahmet Emin Yalman suikastı münasebetiyle Necip Fazıl'ın hiçbir günah ilgisi yok o şeyle, o olayla. Fakat bu şimdiden geriye döndüğümüzde daha iyi ortaya çıkıyor, anlaşılıyor bazı şeyler. Bu tür olaylar münasebetiyle Türkiye'nin her yerinden insanlar devşiriliyor. O tarihte işte devşirilen insanlardan birisi de Necip Fazıl. Malatya'da bir yıl hapishanede misafir ediliyor. Bir süre sonra Ankara hapishanesine naklediliyor. Fakat üstad Malatya hapishanesindeyken Sezai abi fırsat buldukça Malatya'ya gelip ziyaretine gidiyor. O yazın gene ziyaretine gidiyor. Bunu hem kendi ağızlarından işittik hem de bu üstadın Cinnet Müstatili kitabında kayıtlara geçmiş durumda. Orada şöyle güzel bir şey söyler Necip Fazıl. Sezai'm, benim kara gözlü Sezai'm beni ziyarete geliyor der. O ziyarette de sıcak bir yaz mevsimi hediye olarak karpuz götürüyor. Karpuz götürmüş. Tabii çok makbule geçen bir hediye. Yükte hafif, belki yükte de pahalı. Evet. Bilemiyoruz. Evet. Yükte de ağır daha doğrusu. Öyle bir hediyeyle götürüyor. Bunu da yine büyük Cinnet Müstatili kitabında kayıtlı bunlar. Bizi de üstada Sezai abi götürdü. Nasıl oldu abi? Evet, o da merak konusu. Benim şimdi tabiatım icabı ben kendiliğimden çok nadirdir birilerine gideyim, tanışayım falan. Benim bütün tanışıklıklarım zoraki olmuştur veya tabii bir ortam içinde olmuştur. İşte Sezai abi ile nasıl tanıştığımızı, nasıl gittiğimizi anlattık. Nur abinin mektuplarıyla, zorlamasıyla gittik. İyi ki de gitmişiz. Sezai abi üstadın evine gidip gelirmiş o tarihlerde. Zaten irtibatını hiç koparmıyor. Yıl 1962 yani Sezai Bey ile tanıştığımız yılın Nisan ayında. Mart ayında kendisiyle tanıştık. Nisan ayında da
Üstad'la siz tanışıyor musunuz, gidip geliyor musunuz diye sorduğunda biz de hayır dedik. Öyleyse dedi sizi götürmem lazım dedi. Bir gün dedi götürelim. Aslında geciktirmeye de gerek yok. Hemen dedi gidebiliriz veya hemen bu hafta sonu cumartesi, pazar günü gidebiliriz dedi gittik. Nerelisiniz diye. Alaaddin'e daha doğrusu yöneldi. Alaaddin ben. Sezai abinin nezaretinde gidiyoruz. Sezai abi Maraşlılar efendim dedi. Bizler için. Üstad Alaaddin'e döndü. Evet dedi sen tam bir Maraşlı'ya benziyorsun dedi. Bana herhangi bir şey söylemedi. Böylece içeriye girdik, kabul edildik. Odada iki misafiri var. Trakya'dan, Edirne'den veya Kırklareli'nden gelme iki tane hoca efendi, imam misafir olarak gelmişler. Üstad'a da bir soru sormuşlar. Üstad da onları anlatıyor. İşte biz gelince ara vermiş. Ne sorusu acaba? Ne sorusu sormuşlar? Evet, sorusu diş dolgusunun şer'i hükmü nedir? Caiz mi değil mi diyor. Evet, yani diş dolgusu nasıl olursa uygundur, nasıl olmalıdır? Onu sormuşlar. Benim çok hayretime giden nokta şu oldu. Necip Fazıl'ı biz şair olarak tanıyoruz. Şiirlerinin bazıları ezberimizde. Bu olaylardan çok daha öncesinden biz ortaokuldayken, lisedeyken Necip Fazıl'ın o zaman Çile adıyla çıkmamıştı. Kitabının ismi neydi? 1955 yılında çıkan şiir kitabı. O ondaki işte birçok şiirleri aklıma takıldı şimdi. Kaldırımlar şiiri değil mi? Kaldırımlar şiirinin de içinde olduğu. Yani şimdiki Çile kitabının 1955 yılı baskısı. Neyse, hatırlarız. Evet. Şiirleri neredeyse tek tek okuyacağım. Kitabın ismini söyleyemedim. Evet. Üstadı şair olarak tanıyoruz. Bu gibi konuların niye üstada sorulduğunu da merak ediyorum. Fakat Necip Fazıl da rahmetli işte İmam-ı Azam'a göre bunun hükmü böyledir. Efendim İmam Şafii'ye göre böyledir. Hanbeli'ye göre böyledir. Yani bilgi sahibi o konuda. Tabii tabii çok derinlemesine biliyor. Uzun uzadıya onlar soruyu sordukça hani tabir caizse vurdukça tozuyor kabilinden. Onlar ne kadar teferruata inerse üstad da o kadar teferruata inip teferruatlı yani bir buçuk saat kadar sadece o diş dolgusuyla ilgili konu üzerinde bilgi verdi onlara. Enteresan yani onun dini bilgisi. Gerçi daha sonra bir hatta ömrünün sonlarına doğru bir ilmihal değil mi? İlmihali evet, de var. İman ve İslam, İslam Atlası adıyla yayınlanan. O da mesela sadece Türkçe'de değil, benim indimde dünyada eşi bulunmayan bir ilmihal kitabıdır. Hem verdiği bilgiler açısından verilen bilgiler her yerde bulabiliriz. Ama öyle bir üslupla yazılmış ki o kitap. Diyelim ki namaz bahsini okuduğun zaman orada istiyorsun ki alnın secdeden kalkmasın, sürekli namaz kılasın, orucu bahsini okuduğun zaman istiyorsun ki sürekli oruç halinde olasın. Zekatı okuduğun zaman insan istiyor ki her an zekat dağıtır pozisyonda olsun. Yani öyle bir gerçekten aşkla şevkle yazılmış bir kitap. Nitekim onun siyer kitabı. O ki o yüzden varız yahut sonra başka bir isimle daha çıktı. Çöle inen nur. Daha doğrusu ilkin O ki o yüzden varız. Daha sonra Çöle İnen Nur adıyla yayınlandı. O kitap da böyle bir aşk neşvesiyle yazılmış bir kitap. Onu okuyanlar mutlaka gözyaşlarıyla okur. Benim kitaplarım hep o gözyaşlarıyla eskimiştir. O kitap yani defalarca okudum, okumak istedim. İşte defalarca etrafa tavsiye ettiğimiz kitaplardan birisi olmuştur. Peki Üstad Necip Fazıl Sezai Bey'e nasıl davranırdı? Yani sizin gözlemlediğiniz itibarı nasıldı?
Tabii o ailenin bir ferdi olarak. Tabiri caizse işte Ehl-i Beyt'ten birisi olarak, kendi ev ahalisinden birisi olarak kabul ediyor. Oğlu mesabesinde görüyor. Öyle bir tavır içindeydi. Vefat edene kadar bu sağlam hukuk devam etti galiba, değil mi? Tabii, ölünceye kadar devam etti. Yalnız işte üstadın ölümünden bir süre önce işte Sezai abinin kendi dünya gaileleri, kendi dünya meşgaleleri yüzünden ziyaretlerde aksamalar olmuş veya ziyaretlerin arası uzamış. Bu mesela Necip Fazıl'dan işte Ankara'ya gelişlerinden birisinde Sezai ile dedi karşılaştık. Cihaloğlu'nda dedi Sezai ile karşılaştık. Bunu biraz hüzünlü bir tonla anlatmıştı üstad. Çoktandır da dedi bana gelmiyordu. O karşılaşınca dedi Sezai niye gelmiyorsun diye sordum. O da bana dedi ki üstad hiç kimseye gitmiyorum. Dedi ben de onun üzerine Sezai ben herkes miyim diye sordum. Yoksa cenazeme mi geleceksin dedim. Diyor bu olaydan, bu olay 1977 yılında oldu. Üstad 1983, 25 Mayıs'ında rahmetli oldu. 26 Mayıs'ta da defni yapıldı. Definde biz Ankara'dan İstanbul'a cenaze için gelmiştik. İşte Sezai abiyle de o cenazede karşılaştık. Sıkı yönetim var. 26 Mayıs 1983. Hafızanız gene abi maşallah. Çok kuvvetli, evet. Evet, teşekkür ederim. Eyüp Sultan Camii, daha doğrusu Fatih Camii'nden cenaze kalktı. Eyüp Sultan kabristanında defnedilecek. Eyüp Sultan Camii'nin arkasında Ali Bey Köyü'ne doğru giden dar bir otobüs yolu var. Sadece çıkışa izin veren bir yol. Devam etmek için caminin kıble tarafından dönüp o yola ulaşmak gerekiyor. O yollarda, daha doğrusu yol demeyeyim, o yolun hemen önünde, köşesinde bir hamam vardı. O hamam da yıkılmış. Hamamın molozları efendim orada yığın halinde kalmış. Jandarmalar, polisler, jandarmalar içeriye girmiş olan cenaze kalabalığını dışarıya doğru sürüklemeye çalışıyor. Biz işte o molozların üzerinde kendimize bir yer bulduk, orada bekliyoruz. Sezai abi de her nasılsa içeriye girmeye fırsat bulmuş, fakat dışarıya çıkanlarla beraber onun da dışarıya çıktığını gördüm. Öyle bir göz göze geldik, fakat kalabalıkta sonra tekrar birbirimizi kaybettik. İşte böyle bir anekdot da oldu. İşte üstadın anlattığı o ziyaretlerle ilgili olarak. Sonra üstad Sezai Bey'in Göklere Açılan Kartal diye çok güzel bir yazısı vardır. Necip Fazıl'ın ölümü üzerine yazdığı bir yazı, çok güzeldir. Böyle bir anekdot. Anekdotu var. Peki biliyoruz Cemal Süreya Sezai Bey'in arkadaşı, o da şair, önemli bir şair. Hatırlıyorum, siz bir ara bir aralarında Sezai Bey ile Cemal Süreya'nın geçen bir şey anlatmıştınız. Onu isterseniz dostlarla da paylaşalım. Tabii, memnuniyetle. Cemal Süreya fakülteden, mülkiyeden arkadaş. Eski adıyla mülkiye, şimdiki adıyla siyasal bilgiler fakültesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ece Ayhan, gene aynı fakültede dönem arkadaşları. Gene aynı dönemden Orhan Duru var. Ergin Günçe var, o da rahmetli oldu. Orhan Duru da öldü. Efendim, bu ikinci yeğeninin vaftiz babası İlhan Erdost. Muzaffer İlhan Erdost. İlhan'ı sonradan geldi. Muzaffer Erdost. Evet. İlhan kardeşi 12 Mart
sonrasında işte bir biçimde öldürülüyor. Öldürülünce kardeşinin adını da kendi üzerine geçiriyor. Muzaffer İlhan Erdoğan. O da Sezai Bey'in dönem arkadaşı. Öyle zengin bir şey var o dönemde de. Yani zengin bir arkadaş, düşünür, şair, mütefekkir grubu var. Senin bahsettiğin anekdot 1966-67 yılında oldu. Sezai abi o tarihte 66-67 dedim ama bunu ihtirazi kayıtla söylemiş olayım, geriye çekmek üzere söyleyeyim. Doğruysa ne âlâ, değilse tarihi düzeltebiliriz. Çünkü Yeni İstanbul Gazetesi desem o 1964 yılında, daha sonra Baba Ali'de Sabah Gazetesi'nde yazıyor. Sezai abi yazılarını evde yazmıyor ise şayet kahvehanelerde de yazabilirdi, yazardı. Bu yazıyı da şimdiki kapalı çarşıda geçen sene veya belki sene gittiğimde halen açık olduğunu bildiğim, gördüğüm Şark Kahvesi diye bir yer içinde var. Kapalı, evet, kapalı çarşının içinde. Orada mahalli kıyafetler giymiş garsonlar hizmet ediyor. O kahvede oturuyoruz. Yazısında orada yazıyor. Ben varım. Cemal Süreya var. Daha epeyce işte çay kahve içmeye gelmiş ahbaplar, arkadaş var. Ahbap topluluğu var. Bir yandan çaylarımızı, efendim gazozlarımızı yudumluyoruz. Sezai abi de bir taraftan yazısını yazıyor, bir taraftan da bizlerle muhabbet ediyor. Cemal Süreya bir ara yazısına baktı baktı, Sezai dedi, benim yazıma benziyor senin yazında dedi. Sezai abi hemen kalemini bıraktı. Hayır dedi, senin yazın benimkine benziyor. Cemal Bey dedi ki, ben dedi kaligrafiyi kastetmiştim Sezai dedi. Hayır dedi, kaligrafide de dedi, senin kaligrafin benimkine benziyor, hat kaligrafi. Kaligrafide de dedi, senin ki benimkine benzer. Onun üzerine Cemal Süreya dedi ki, öbür yazıyı dedi zaten kastetmiş olamam. Çünkü dedi yazının nasıl yazılacağını biz senden öğrendik. Çok enteresan bir söz. Çok enteresan. Evet. Bu söz bana şeyi çağrıştırdı. Şimdi yakın zamanlarda da bir yazarımız Sezai Bey üzerine bir belgesel yapıldı. O vesileyle bir yazı kalem aldı ve tahmin ediyorum Dostoyevski'ye ait olan bir sözü Sezai Bey için tekrarladı. Dostoyevski galiba Gogol'a referansı bulunarak demiş ki, biz hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Evet. Yani bizim yazarlığımız hep Gogol'un izinde olan, rehberliğinde olan bir şey. O yazar da aynı şeyi Sezai Karakaş için söyledi. Yani şu anda bilinen bütün bu düşünceye sahip insanlar aslında şu veya bu şekilde Sezai Bey'in etkisiyle, rehberliğiyle ortaya çıkmış. Evet. Bu söze ne dersiniz abi? Bu söz de tabii büyük ölçüde doğru. Büyük ölçüde diyorum. Şimdi Sezai Bey'in yazı yazma tekniği üstadın diyalektiğine çok yakın. Diyalektik kelimesini burada çok bilinçli olarak seçtim ve kullandım. Diyalektik tabii şeyden, Platon'dan bu yana bilinen bir düşünce tarzı, bir fikri kendi zıttıyla ifade etmek, efendim çelişkilerle, çelişkilerin aşılmasını öngören bir tefekkür tarzı. Bu tefekkür tarzı Aristo mantığıyla yapılamaz. Aristo mantığı düz bir mantık olduğu için o mantık, daha doğrusu tefekküre uygun bir mantık da değil. Sebep-sonuç üzerine. Evet, sebep-sonuç üzerine, çıkarım üzerine. Ama öbürü karşılaşma ve çatışma üzerine, çelişki üzerine değil mi? Evet, hukukta mesela, hukukta Aristo mantığının geçerli olduğunu söylüyoruz. Fakat hukukun da tefekkür alanında değil. Evet. Teori alanında değil. Teori alanında gene diyalektik mantığa başvurmak zorundasın. Ama diyelim ki bir adli tıp olayında, kriminoloji olayında suçu suçluyu bulma
olayım ya. Bu tür yöntemlerde Aristo mantığı, kıyas mantığı zorunlu olarak başvurulabilecek yöntemlerden birisi. Yani Sezai Bey'in de düşünme tarzı bu diyalektik düşünme düşünceye uygun. Bu düşünceyi de Türkçe'de benim bilebildiğim kadarıyla en ustaca kullanan yazarlardan birisi Necip Fazıl. Hı hı. Necip Fazıl bu mantığı şiirinde de denemiştir. Necip Fazıl'ın Vahdet-i Vücudu Türkçenin, hecenin en güzel örneklerinden birisi olan Ben şiiri var. Ben, hep ben, ayna ve hayal, ben, hep ben, ölü ve münker nekir. Ölü ve münker nekir. Ezberimdeydi, bunu da söyleyemedim. Baş dönmesi uçurum diye biten Ben şiirinin son beyti. Burada da Vahdet-i Vücudu terennim eden bir şiir. Bu Vahdet-i Vücut telakkisini de şimdi düz mantıkla kavrayabilmem mümkün değil. Diyalektik mantığa başvuracağız. Yani bunu anlamakta zorlanan insanlara adım başı rastlıyoruz. Sebep ne? Sebep Aristo mantığıyla, düz mantıkla, kıyas mantığıyla, özdeşlik mantığıyla bunların hepsi aynı manayı ifade ediyor. Bu mantıkla tasavvufa yaklaştığımızda ne tasavvufu anlamamız mümkün, ne tasavvufun mahiyetine nüfuz etmemiz mümkün. Velhasılı kelam, Sezai bu mantığı Necip Fazıl gündelik hayatına, gündelik dilimize ve gündelik yazı diline, üstadın yazıları, köşe yazıları da bu mantık üzerine istinad ediyor. Hem köşe yazılarında, günlük yazılarında, hem her çeşit fikri yazılarında artı şiirinde bu mantığı kullanmıştır. Sezai abi bu mantığı Necip Fazıl'dan tevarüz ediyor. Sezai abiden de biz tevarüz ettik. Büyük ölçüde lafını kullandım. Tekrar oraya dönelim. Niye büyük ölçüde Sezai abinin paltosundan çıktık? Bizler Sezai abiyle tanıştığımızda zaten iyi kötü kendine göre kararlar vermiş, kendine göre bir şeyler yapmaya gayret eden insanlar halinde oluyorduk. Zaten Sezai abi de bize olsun, Nuri Pakdil de zaten akranlar onlar. Geçen haftalardan birisinde, evet, bu Hamle dergisine, Nuri Bey'in çıkardığı Hamle dergisine, Sezai Karakoç'un şiirlerinin yayınlandığını falan o bilgileri vermiştik. Onların zaten mazisi çok daha eskilere dayanıyor. 1950'li yılların ilk yıllarına dayanıyor. 50'li yılların ikinci yarısından itibaren de biz yavaş yavaş işte sağla solla ilgilenmeye, yazı çiziyle ilgilenmeye başlıyoruz. Sezai abi bir defasında ben dedi zaten sizleri kendi akranım olarak görüyordum dedi. Fakat ben 1962 yılından sonra yazmamaya başladım. Sezai abinin sohbetlerine devam etmeye başladıktan sonra yazıyı bıraktım. Neden? Ben. Neden abi? Şunun için bıraktım. Nasıl olsa Sezai abinin ayarında yazı yazamayız bir. İkincisi, nasıl olsa o yazıyor. Nasıl olsa bizim fikrimize, yani yazı yazmak, mücerret yazı yazmayı bir marifet diye görmüyorum ben. Yazılacaksa bir fikir, bir fikrin ifadesine medar olmalı. Ona bir değeri olmalı, açmalı. Sezai abi bunun daniskasını zaten yapıyor. O halde bizim yazmamız zahittir diye düşündüm ve 1962-65 yıllar arasında ben 3 yıl yazmadım. 65 yılında yeniden yazmaya başladık. Çünkü Sezai abi yaz dedi bana. Niye yaz dedi? O tarihte bir dergi çıkmaya başlamıştı. Soyut dergisi çıkmaya başlamıştı. Ben dedi oraya bir şiir verdim. Soyut dergisine. Sen de dedi bir hikaye ver. Dedim ki abi ben artık hikayeyi falan bıraktım, yazmıyorum. Hiç dedim yazı yazmıyorum. Niye dedi yazmıyorsun?
Abi dedim, sizinle tanıştıktan sonra bizim yazmamıza ihtiyaç kalmadığını dedim, gördüm. Ve onun için dedim ben bıraktım. 3 yıldan bu yana da dedim hiç elime kalem almadım. Çok hüzünlendi Sezai abi. Durdu ve çok böyle hüzünlü bir sesle, yahu dedi, desene biz sana bilmeden bir kötülük yapmışız. Hmm. Estağfurullah abi dedim, ben kötülük değil. Siz bize katkıda bulundunuz demeye çalıştım. Ben dedi Soyut dergisine Somut diye bir şiir verdim. Hatta şimdi bu şiiri dedi orada görenler diyecekler ki bak Soyut dergisi çıkmış, ona nazir olsun diye Somut diye bir şiir yazmış diyecekler dedi. Bu şiir dedi o dergiden müstakil olarak yazıldı. Halil İbrahim Bahar dergiyi çıkartan ve hem de şair olarak bilinen bir isim. O dedi istediği için şiir, elimde de bu şiir vardı o anda. Onu dedi. Verdim, sen de dedi bir hikaye yaz, ver. Baş üstüne dedi. Şimdi emir gelince el emri fevkal edep. Edepten bizim, üstündür emir. Evet, evet, emir edepten üstündür. Biz yazmamaya karar vermişiz ama yaz deyince baş üstüne dedim. O gün ayrıldıktan sonra ertesi gün Eyüp'te oturuyoruz o tarihte. Eyüp'te Bostan İskelesi diye bir yer var şimdi oralar. Bahsetmiştim. Evet. Yani. Ortadan kalkmış. O gün akşama kadar ben o çay bahçesinde oturdum. Çocuk diye bir hikaye yazdım. Bizim kitaplarda yer alan hikayelerden birisi. Kime göstereceğimi de bilmiyorum. Uzun bir süreden bu yana da elime kalem almadığım için kendim de doğrusu takdir edemiyorum nasıl olduğuna. Cahide göstermeye gittim. Fakat Cahit meşgul. Eyüp'ten akşamın geç saatinde Suadiye'ye. Cahit Suadiye'de kalıyordu o saatte, o tarihte. Cahit de meşgul. Tekrar Cahit'in meşguliyetini de dışarıdan gördüm. Ev sahibesiyle konuşuyor. Herhalde ev sahibesi onu işte alışverişe mi gönderecek falan, öyle bir pozisyonu görünce tekrar Cahide de merhaba bile demeksizin gerisin geriye Eyüp'e döndüm. Ertesi sabahta hikayeyi o elindeki zaten kurşun kalemle yahut tükenmez kalemle yazıyoruz. Müsvedde halinde Sezai abiye verdim. O da dedi ki bunu bu haliyle veremeyiz. Daktiloya çekmemiz lazım. Ben daktilo, 10 parmak daktilo da yazıyorum ama daktilom olmadığı için uzun yıllar daktiloyu da bırakmışız, terk etmişim. Bir müfettiş arkadaş, o da rahmetli oldu. Turgut Akman. Turgut dedi şimdi gelecek, o yazsın. Turgut Bey geldi, rahmetli. Sen söyle ben yazayım daha çabuk, yazarız. Dedi ben söylüyorum ama şimdi koskoca müfettiş, ben henüz öğrenciyim. Müfettişe bir yazıyı dikte etmek doğrusu çok ayıbıma gidiyor. Sırtım kan ter içinde kaldı. Alnımdan terler boşanıyor o mahcubiyetle. Bir yerde bir kelime kullanıyorum. Yekinme kelimesi. Yekinme Maraş'ta kullanılır. Fakat kültür dilinde çok fazla yer etmemiş bir kelime. Şöyle bir kalkma hareketinde bulunmak. Tam bir doğrulma değil. Stand-up pozisyonu değil. Böyle kalkar gibi olmak veya kalkmak. Kalkmaya teşebbüs hali. Orada öyle bir o kavramı kullanmam lazım. O fiili kullanmam lazım orada. Turgut Bey dedi ki, yekinme dedi nedir? Onun üzerine Sezai abi müdahale etti. O dedi Maraş'ta dedi bir kullanılan bir tabir. Onun yerine kalkma diyelim dedi. İlkin kalkma dedik fakat sonradan ben tekrar yekinme diye değiştirdim. Çünkü oradaki o fiil, o fiil ancak o kelimeyle ifade edilebilirdi. Velhasıl uzatmayalım. Tekrar yaz demeye başladıktan sonra işte yazmaya yerinden başladık. Ondan sonra da işte devam ettik, gittik. Peki, Diriliş'te de yazılanınız yayınlanıyordu ama önce şunu sorayım. Üstad Büyükdoğu dergisini çıkarıyor.
onun belki bir sürgünü olarak Sezai Bey Diriliş Dergisi'ni çıkarıyor. Üstad acaba Sezai Bey'in ayrı bir dergi çıkarmasını nasıl karşıladı? Belki o dönemde Büyük Doğu ara vermişti, bilmiyorum, sık sık ara verdiği dönemler oluyor. Ama genel olarak nasıl karşıladı, bunu hoş karşıladı mı? Tabii tabii, üstad için bunlar problem değildi. Hmm. Mesela Edebiyat Dergisi çıktı. Biz üstattan Edebiyat Dergisi için mülakat aldık. Hmm. Mülakatın katipliğini ben yaptım. Hmm. O mülakat yayınlandı. Hı hı. Edebiyat Dergisi'nde Nuri Pakdil soru soruyor. Hı hı. Akif İnan'ın rahmetlinin evinde gerçekleştirildi. Bu Erdem Bayazıt rahmetli vardı. İşte ben vardım. Nuri Pakdil soruyor. Arada bizler soruyoruz. Hı hı. Üstad anlatıyor. Ben de kayda geçiriyorum. O tarihte benim sitenom da oldukça işlekti. Hı hı. Şimdi yıllardır kullanmadığımız için tabii kayboldu. O işleklik kayboldu. Onu hem Diriliş Dergisi'nin çıkışını hem Edebiyat Dergisi'nin çıkışını işte mülakat vermek suretiyle katkısını da göstermiş oldu. Daha sonra biz Mavera Dergisi'ni çıkarttığımızda Mavera Dergisi üzerine yazı da yazdı üstad. Desteklerdi yani. Böyle tabii şey tabii. Onun için herhangi bir problem söz konusu değildi. Büyük Doğu'dan sonra işte Diriliş, hı hı. Diriliş ilk iki sayısı 1960 yılında çıktı. Sezai abi ihtilalden sonra Nisan-Mayıs aylarında iki sayı çıktı. 27 Mayıs'ta hükümet darbesi oldu. Darbeden sonra Sezai Bey'in askere gidişi var. İki yıl, bir buçuk, iki yıl askere hı hı. gidiyor. İşte ondan sonrasını başka şekillerde anlattık. 1966-67 yıllarında 66 Mart'ından 67 Mart'ına kadar bir yıl 12 sayı Diriliş yeniden çıkardı. Bizim tabir caizse katkımız o yıllarda oldu daha çok. Hı hı. Sezai abi işte deneme ver, hikaye ver, hangisini isterse veyahut tercümeler verirdi bana. Bunları tercüme et getir derdi. Ben o tercümeleri yapar götürürdüm. Sizin meşhur tercümanlarınız. Evet, evet, tercümanlarımız ve mütercimimiz. Evet. 67 yılında dergi tatile girdi. Diriliş Dergisi tatile girdi. O yıl ben zaten Ankara'ya naklettim. Bunun teferruatını daha önceki programlarda anlatmıştık. Ankara'ya geldik. Diriliş Dergisi'nin tatil dönemi devam ediyor. 69 yılına yaklaşırken 68 yılında işte Diriliş Dergisi'nin çıkmayacağına ilişkin Sezai abiyle bir beraber oluşları var. Ben o toplantıda yoktum ama arkadaşlarımın anlatmasından biliyorum. Bir dergi çıkartma fikri ortaya atıldı. Nuri abi birkaç defa bu derginin çıkmasıyla ilgili bilgi vermek, efendim katkısını almak üzere Sezai abiye Ankara'dan İstanbul'a geldi gitti. Fakat her defasında da işte bir uzun uzadıya bir görüşme fırsatı olamamış sanıyorum. Yahut görüşmüşlerse bile tam bir mutabakat hasıl olmuş, şey olamamış. Çıkmış. Bilemiyoruz biz işin o yanını. Netice itibariyle Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Akif İnan ve Fakir'in teşebbüsüyle Edebiyat Dergisi yayınlanmaya başladı. Edebiyat Dergisi'nin de isminin konulması, onun da bir ilginç anekdotu var. Dergimizin adı dedi Nuri abi, Gökçe Yazın olacak. Hatırladım kitabı, Sonsuzluk Kervanı. Biraz önce Necip Fazıl'ın hatırlayamadığımız kitabın ismi Sonsuzluk Kervanı. Dergimizin ismi dedi Gökçe Yazın olacak. Bunun üzerine ben de dedim ki abi Gökçe Yazın kelimesi biraz yadırganabilir. Edebiyat anlamında kullanılıyor. Birkaç defa bunu Atacın kullandığını biliyorum. Nur'un da Atacın kullandığını biliyorum. Kullanıldı ama çok fazla şey yapılmadı. Çok fazla yerleşmedi, tutunmadı kelime. Gökçe Yazın
olacağına dedim, eğer bir cins ismi, özel isim olarak seçeceksek edebiyat kelimesi olsun. Akif'in beğenisine çok uygun düşen bir kelime oldu bu. Hemen ustaz diye o Farsça telaffuzuyla ustaz diye araya girdi. Bu isim dedi fevkalade güzel, çok benimsedi. Erdem sen ne diyorsun? Erdem de tasvip etti. İsim dedik böyle. Dedik değil, isim böyle kalsın. Yani o derginin isim babası siz olmuş oldunuz. Evet, öyle oldu. Şeyde, Nuri abi de memnuniyetle kabul etti. Öylece Edebiyat Dergisi çıkmaya başladı. Evet, peki bütün bu dergi serüvenlerine devam edeceğiz. Çünkü daha önceki sohbetimizi de dostlarla paylaşmıştık. Bu dört büyük dergi, dört önemli isim ve isimlerin aslında sizin de hepsinin içinde bulunduğunuz isimlerin kalesi, birer işaret, birer nişane, belki birer menzil işaretleri değil mi? Kilometre taşları, evet, gibi. Efendim bundan sonraki kısımlarda biz Rasim abinin bu tatlı sohbetini burada bırakmayacağız. Bakalım o Edebiyat Dergisi'nden sonra neler oldu? Yine çok önemli, sizin de bildiğiniz, tanıdığınız, tanımayanların mutlaka tanıması gereken bu isimlerle olan serüveni Rasim Bey'in dilinden, sohbetinden dinlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum abi. Rica ederim. Efendim bir sonraki programımızda yine bu güzel, sıcak sohbet ve bu derin bakışı yansıtmaya çalışacağız. İyi günler diliyorum efendim.